Merhaba arkadaşlar, Şirin Marifetli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarıma beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Bugünkü modelimiz şöyle güzel krem rengi, ortası düz, kenarı desenli bir yazmamız var. Onun üzerine başlayacağız. Kullanacağım ipleri hemen göstereyim. Şöyle bir pembem var. Altın Başak marka 850 numara polyester ip kullanıyorum. Şöyle bir sarım var. Yazmanın desen renklerinden kullanıyorum. Leylak marka 307 numara. Ve de şöyle bir yeşilim var. 2 numara. Yine Altın Başak markası. Evet. Bu da benim parmaklığım arkadaşlar. Parmağıma takıyorum. İp benim parmağımı kesiyor. Şöyle deriden yapmış olduğum parmağımın ölçüsüne göre şöyle göstereyim. Deriden diktim. Şöyle görmüşsünüzdür şu dikişlerini. Şu şekilde iğne oyası yaparken bunu kullanıyorum. Hemen bunu da bırakayım şuraya. Daha önce kullandığım şöyle bir kahverengim var. Onu şimdi kullanacağım. İplerimi hazırlamıştım ben. Güzel, sıralı, zarif bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet, ben ipimi şöyle hemen bir düğümledim. Bir sonraki zürafaya geçerek şöyle devam edelim. Birkaç tane zürafa yapalım. Evet. Bu sonki yaptığıma da hemen sinek kanadı oluşturalım. Bir tane pırpır yapıyorum burada. Pırpırın tepesine batalım ve tekrar yuvanın içine inelim. Sinek kanadının bir tanesini oluşturduk. Şimdi hemen aynı yuvanın içine ikinci sinek kanadını da yapalım. Şöyle net görünüyor herhalde. Güzel sıralı bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınız benim için değerli. Aşağıya yorumlarınızı yazabilirsiniz. 1 Evet. 9 tane araya zürafa yapalım. 2 4 6 7 8. yaptım herhalde. 8 9 Evet. 10. zürafaya tekrar sinek kanadı yaparak devam edeceğiz. Onu da beraber yapalım. Daha sonrasını ben tamamlarım. Şöyle.
Yine bir tane sinek kanadı oluşturduk burada. Düğümü sıkıştırdım ve aynı yuvanın içine bir tane daha sinek kanadı yapalım. Bir tane pırpır yaptım. Tepesine batıyorum. İpimiz düğüm oluyordu. Hemen açtım onu. Evet. Bir sinek kanadı daha yaptım burada. Bu sıra bu şekilde devam edecek. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şöyle birkaç tane yaptım. İlk sırayı. Şimdi bir üst sırayı beraber başlayalım. 2, 4. 4 tane boşluk bıraktıktan sonra pembe ipimizle hemen ipimizi düğümleyelim. Şu şekilde yapalım. Alttan yürütelim ipimizi. İpimi böyle düğümledim buraya. Buraya 3 tane pırpır yapalım. 1 2 3.'ü de yapalım. Sonra yandaki sinek kanadının tepesine çıkacağız. Hemen şu alttan yürüttüğüm ipi keseyim ben burada. Şöyle düz tutalım. Şuraya geçiş yapacağız çünkü o geçişi ayarlamak için şöyle düzgün tutmamız gerekiyor. Şöyle tuttuktan sonra ipimiz şu genişlik yeterli. Hemen ipimi, düğümü sıkıştırıyorum ve 3 tane pırpır da burada yapacağız. İki. Evet. 3 tane yaptım. Şimdi bir sonrakine geçeceğim şöyle. İpimi biraz şöyle hafif geniş bırakacağım. Çünkü buranın üstünde kullanacağız. Şöyle burayı yuva olarak kullanacağımız için ipimi sıkıştırdım hemen düğümümü. 3 pırpır da burada yapıyorum. Şöyle parmağımızla ayarladık pırpırımızın boyutunu. Ve bir sonrakine geçtim. İki. Üçüncüyü de yapalım. Üç. Düzeltelim şöyle elimizle. Şimdi bu tarafta da yine 2 4 tane pırpır atladım. 4 sağda, 4 solda kalacak. Çünkü 9 tane bırakmıştık arada boş zürafa. 5.'ye geçiş yaptım. Duruşu şöyle olacak. Şöyle baktığımız zaman evet. 3 tane pırpır da burada yapacağım. Bu sırada bu şekilde böyle devam ediyor. Burayı da yapalım. Evet. 2, 3.'ü de yapalım. 3. Düzelttik şöyle. Bakın. Ben hemen iğnemi bırakıyorum. Sarı ipimi hazırlamıştım. Videoyu bölmeden orayı da göstereyim size. Şu tepeyi de sarı yapacağız. Yazmanın desenindeki renkleri de kullanmış olduk. Şu şekilde tutuyorum ipimi. Yine alttan yürüteceğim. Ve düğümümü yaptım. Burada da 3 tane pırpır yapacağız.
taneyi yaptım ve hemen ikinciyi parmağımla boyutunu ayarladım ve sıkıştırdım, düğümümü sıkıştırdım tekrar. İki parmağımın arasına alıyorum düğümü. Şöyle düzelttim. İki parmağımla sıkıştırdım düğümü ve ipimi çektim. Şöyle bakalım. Gayet güzel, zarif bir model oluyor. İnşallah siz de beğenirsiniz. Keserek bakalım. Modelimiz böyle devam edecek. Şöyle düzeltelim. Diğerlerini de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimin bitmiş hali böyle olacak. Ben şöyle az bir kısım yaptım. Örnek olsun diye size. Yazmamızın deseniyle de çok güzel uyum sağladı. Şöyle çıtı pıtı bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.